Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Vallahi durdum duramadım. Kaç günlerdir ne pişirsek gazla pişiremedik. Hem dedik geçen seneden gazımız var, 2-3 tane kaldıydı. Geceden dolaptan çıkardım, tezgahın üzerine koydum. Şöyle kazı vurdum. Sabahleyin dedik hadi vur arkanı göstermeyeyim diye. Şimdi de alt üst yaptım, kefini de aldım. Haliyle bak biraz bir şeyine bak kardeşim. Şuradan kaşık dürttüydüm. Yeni çevirdim ya. Burada da biliyorsunuz. Biz keşkek dur cümleyi yanlış söyledim. Gaz pişirdiğimizde keşkek yaparız deceydim. Daha kendim soruyu sormadan soruyu kendim cevaplamış oldum. Yazık annem çünkü şimdi sıcakta kendisi ölecek. Valla öyle. Bunu da geceden ıslattım. Keşkeği canlı ıslattım. Hani bir gelen giden olur. Katıveririz yenilsin diye. Ben bir ara aşağı indim çıktım yukarı çıkayım derken sobanın kenarında bir şey var. Tencerede bir şey zannetmem. Bunun kaynadıkça taşmış köpüğü. Sileyim dedim, sopa sıcak silinmeyecek. Bezinden silsem yapışacak kalacak. Maşallah bu da bir yanıyor ki anlatamam size. Demin de dellal vardı, köye aşıcılar gelecekmiş. Büyükbaş hayvanlara şap aşısı, ondan sonra Brusilya'da düğeler yapılıyor. Bir de küpelenecek buzağlar varsa onları yapacaklar. Haliyle mecbur da aşağıda olmam lazım. Onları gözetmem lazım. İnekler hamile olduğu için durumlarını söyleriz. Ona göre innesini yapmıyorlar. Bir de tehlikeli oluyor. Yaptırmadın mı da cezalı. Yaptırsan da hayvanda alerji yapmış oluyor. Bir kere başıma geldi. İkisi şeyde kalıyor. Sakaratta kalıyoruz biz. Ama çok şükür inşallah bir şey olmaz daha galiba. Ama çoğu da abi de anlayışlı oluyor. İneğin gününe bakıyor. Yani şu kadar var derse inne yapmadan geçiveriyor. Ben bunu buzun attıydım herhalde. Evet, ben sabahtan evde değildim. Babaannemi hastaneye götürmüştüm. Az önce geldim zaten. Ondan sonra da videomuza başlattık. Annem de kahvaltıyı hazırlamış. Yalnız babam kahvaltı yapmamış herhalde. Canım kaldı. Babam kahvaltı yapmamış. O kadimala gelin. Çarşı dişleri varmış. Emine aramış, kaldıramamış. Baban aradı. Ben de babanı seslendim. O senin gıncık gıncıklardan bir tane çikolata aldı gitti. Ben de pazara gideceğim diye sofram hazırdı. Ondaymış bir şey. Ondan baban 9.30'da. Şimdi demin dedim ya yemekleri gösterirken de aşıcılığa gelecekti. Aşıcı da geldi abimiz yapıverdi. Bir tane bir hastalık varmış arkadaşlar. Hayvanlar olan köy yerinde olanlar bilir. Sat diye bir hastalık. Şat diye de satmış abi öyle dedi yanlış anlamadıysam. Dışta öyle de pek damını kimseye sokma dedi. Yani ilk bu köy büyük olduğu için ama dışta bizim köyde de cambaz çok mal alıp sattığı için. Hamile inekleri yapmayacaktı. Bu yolda kararsız kaldık. Ne olur ne olur Allah'ın dediği olur diye. Hamileleri de inliğe yaptırdık. Azıcık baka koy dedi. 15 dakika falan aşağıda ağır aldım. Çayımı da sabahleyin demletmiş. Kardelen uşağı gitmeden. Anca o da oturdu. Bir de acımıştı da yapacak bir şey yok. Azıcık üzerine fazla su katıyoruz. Dün de zaten şeydi. Akşam yemeğimizi dolaptan besmele çıkardıydık. Halamız da bükme göndermiş. Ben de pazardan domates, salatalık, biber aldıydım karnı. Ondan getireceğim. Acı canım istediydi. Getirin. Şey... Bitti. Sen yanlış anlamışsın. Ben damar erken pembe domates aldıydım ben. Ha, onu da gördüm. Ha, ondan yıkaya ve gel. Bir de 2-3 biberden acıyla dağıttık karışıkla ne bile. Ekmeğimizi bile. Besmet mi yiyeceksin ekmek mi onu göre ben? Hmm, ben ekmek yemeyeceğim. Hükmeden yiyeceğim. İyi tamam o zaman ekmeği yiyelim ben o zaman. Çayım ben bir bardak içeyim de kardelen. Bakayım gelen yine de. İneklere mi? Dam kapısının ağzından. O 5 dakika bakara bol dedi de. Aslında 2 saat falan öyle bir şey. Ana. Fiş mi kalmamış? Baksana bir azıcık suyu kalmış. Ben akıllı yemeğe bakacağım diye indim çatıya indim yukarı çıktım. O yemeklerimiz de bir şey diye zaten. Yarım saat daha dursak kenarda dursun. Eşim de bugün yola gider. 3.30'da 4'te beraber yeriz onunla birlikte. Şimdi arkadaşlarım en son yemeğimiz pişerken dedik pişiyor diye gösterdik gaz faltı yaparken diye. Kardelen uşağa gitti. Ben de bu yemek pişiyordu. Bir baktım aşağı indiydim. Tavukları su götüveren evin yönünde bir tane araba var. Takipçilerimiz gelmiş. Bağırmışlar ama ben de mutfakta olduğum için duymadım. Hatta keşke bileni vurarken dedim size de gösterdim. Çok kurenin nasip olan gelir yer diye.
Onda 3 tane takipçimiz geldi. Yani abla, kardeş, bir de kuzenler oluyormuşmuş. Tabii bayan olduğu için eşim de evde yatıyordu. Kahve yapacaktım aşağıda. İki de köpekten kendime yoracağım. Hadi dedim, buyurun çatıda içeyim. Öyle de yukarı çıkardım. Onların da nasibi varmış. Şöyle göstereyim. Pilav keşkekten katıyordum ayrı ayrı tabaklara. Hemen sıcağının eti de çatandan dürtüvedim. İlk defa iyi olamışmış. Onlar da kızı inşallah tadını beğenmişlerdir. Şuradan tencere alayım. Eşim de yola gidecek. Şöyle kardelenden hemen dedik. Gidecektim ben bunu. Kardelen de anne beni beklet dedi. Emici video çekiyoruz diye. Mecbur onu bekledim. Şuradan da kaşığı alayım. Bayağı da bu pişmiş, erimiş zaten. Sanakkı üzerinden inmiş gibi, cacak gibi oldu ya. Ay, etleri gidiyor. Gitti. Neyse, giden gitsin. En gücü didecek. Nasıl olsa. Pilav yapmayacağız. Eşim et dedim, o iyi gigarı veren. Gelen dedi, elini de aşağıya. Hemen salata edeceğiz. Bunu da koyuveririz, tamam. Ben de bugün işlerim vardı. Hem misafiri geldiğinin hem de kardelen olmadan yapamadım, kaldı. Tekerlerim dedim içine toprak doldurayım. Onlara halledeyim diyordum. Hava güzelken de değerlendiren havaya diyordum. Yarın da ekmek bandırız. Bunu da suyuna şöyle boşaltırız. Tabii ki bu tencerede durdurmaz. Hava sıcak. Ne olur ne olmaz. Şöyle hemen bunun içine gideceğim. En çok ben gazetenin şu kanat kısmını daha çok seviyorum. Benden başka kanadı yiyen olmaz zaten. Baban gördün mü sen aşağıda? Gördüm ama konuşamadım. Hemen çıktım yukarı, annem beni bekliyor diye. Ya şey gibi oldum, ben de tat gibi oldum. Şunları kızarsak iyi de zaman yok. Sonra şey derim çok ben buna. Çok müşterisi de kalın. Maşallah bu sene gazlar güzeldi. Gazın zaten daha şöyle göğüs kısmı var. Kemik sıyıracak mı? Şuraya boy veren de. Kimi niyet, kimi kısmet oldu. Gelen misafirlerimize. Önceden geldiler, gelmişler kardeşim, bana söylediler de yabancı gelmediler. Zaten çıkarttım. Sen bileniz, sana söyleyince sen bildin. Bildim. Çocuk köpeği ne dedi? Koyun köpeği mi dedi? Çoban köpeği mi dedi? Bir şey demişti. Oradan aklımda kalmış. Sıra geldi yemeğe, yemeğe. Bugün de şey oldu. Hep size sofra gösteriyormuş gibi bir kahvaltıyı gösterdik. Bir şimdi de yemeği. Kindizen okunuyor bak. Gerçekten öyle kardelen. Sana kısabak sofrasına kalkmış, yeniden zineyi koymuş gibi olduk. Evet. Bu kenarları da keşken kaymaklaştığı için zamandır çatıdaydı. Bu dövülmediydi. Misafirlerimiz hatta dedim, daha çağla dedim. Şöyle azıcık döveren. Çoğu memleket keşke bilmiyor ama gelen takipçilerimiz de aslen Uşaklıymış sanırım. Aynen aynen. Bu yüzden biliyorlarmıştır keşke. Babam seslendi, ona kapattık. Sana nasıl bu? Gayet iyi. Yerim. Şu da benim olsun. Oğlum işte dengesiydi. O da burada durur. Kaşığı birazdan alıverim, içinde kalmasın. Oldu mu kardelen? Şöyle de keşkeyi de gösteren derler ya, yemeği gösteren salça diye. Keşkeyi de gösteren işte bu celp. Böyle azıcık salçayla yağı kavurdum. Üzerine de tavuk suyundan, gazın suyundan kattım. Babam onu çok der, o biraz. O benim miydi? Nasıl da o bilemem. O zaman sen onu az katı ver. Şöyle orta yerini doğru, içini doğru girdim, daha iyi oluyor. Şunu babam yediverim o zaman. Biz şimdi yemeği yer. Ondan sonra malları beraber bakarız. Birik işlerim var. Tekerleri toprak dolduracaksın. Onları halledeceksin. Yaz geldiyse annemi evde tutamazsınız. Yani gezmek maksatıyla demiyorum. İlla ki bahçeyle bir şeylerle uğraşması lazım. Yedim. Havanın zamanı işte bu. Havayı değerlendireceğiz galiba. Şimdi yaparız. Böyle olacak. İnsan olduğunu, iyi bir karan havada sıcak olduğunu yanıyor canım sabah. Ve yemeğimizi yedik.
aşağıya indik. Artık bugün yemek hazırlayacağız diye acele etmemize gerek yok. Hava kararsaya kadar çıkmayız. Bizim oğlan yine yatmış. Akşama kadar gezdiği için bu vakitlerde de soğuklukta yatıyor işte. Yine kazlarımız da dışarıda. İnekleri daha sonra çıkaracağız. İki tane yavrunun başına anne babası bekliyor. Günden güne bu avludaki otlar da çoğalmaya başladı. Geçen gün bıçakla neredeyse hepsini çıkarmıştım. Ama tekrardan çıktılar. Bu tarafta çok. Yüksek ihtimalle annem kovayla buraya su döktüğü için ondan çıkıyorlar. Çünkü orta göbekte ot falan yok. Şimdi şişeleri de aşağıya indirdik. Komşumuza sütler gidecek. Ben onları katacağım. Anne sen mi katacaksın? Ben içe gelip çıkardım galiba. Ya, o zaman sen kat. Bu tezgah bizim video açtığımızdan beri var mı diyecektim. Ne? Yok tezgah. Şu. Anlamadım anne. Tezgahın videomuzu yani kanal açtığımızdan beri var mı diye soracaktım. Hayır, ama sonradan kendi aklıma geldi. Sonradan oldu. Hatta doğru önceden burada sobamız vardı. O zamanlarda yine video çekiyorduk sizlere. Seninkinin karnı tok anne nasıl belli? Normalde süt vakti olunca yanından ayrılmazdı. Bir işimizi bitirip diğerine geçiyoruz. Ben yivileri kattığımız yere tekrardan sularını, yemlerini verdim. Dünkü videomuzu izleyenler belki bilir. Yiviler yanlışlıkla kazların damına girmişti. Annem bugün işimiz garanti olsun diye oraya kapatmış. Erkek kızı ondan ayıracak. O geceleri kolukundan ondan sonra yavrularından ayrılır. Ne yapacağız? Ayırmayacağız mı bunu? Girdi bile. Anne bize bir müşteri daha geliyor. Alo evet. Enişte. Sabah artık aynen. Sabah su alacaklardır. Tamam sür gel. Enişte iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sabaha süt mü? Tamam. 2,5 litre mi? Tamam enişte. Sıra son olarak ördeklerde. Turaman koş bugün geç kaldın. Tamam giderim şimdi. Bu otları Fatma'ya ilgili mi bırakmış? Hayır bahçedeki otları baba. Ha dün senin iyi olduklarını akşam üzere. He onunla işte. Tamam. Şimdi annem inekleri dışarı çıkardı. Otu dağıtıyor başında. Kavga etmesinler. Zaten genellikle biz yonca ya da ot verirken bile bir iki yere koymayız. Birçok yere dağıtırız. Hep böyle yeşillik kalsa bitmese bunların da çıktıkları zaman ne eziyetleri olur ne de kendilerinin canı sıkılır. Ama belli bir zaman sonra sonra nereden çıktı? Geri eski haline döner. İnekler yedikçe bir şey kalmaz. Hayır daha katılmayacaksın. Dur bakalım nereye gidiyorsun hemen? Dakika bir gol iki. Annem dama bile daha girmedi. Kaç bakalım o şimdi benim akılsız o şeyi kaybetti anne. Evet. Kapıyı kim? Hayır kızım dur. Şimdi girerken kendisi girdiği için
Bunları önüne hazır yem geldiği için bunlar dışarıdan. Damda ve İlgi hazır. Güneşlenin. Kuşum üşümezsiniz. Valla cizmeler ağır geliyor galiba. Çorak giyen var ama çorak giyendim zaten. Çiçekli çorak. Şeyleri giyen var. Bu da alttan temizlerken falan paçam batmıyor. Az sonra da annem tekerlekleri doldurmak için toprak getiren mi? Getireceğim. Öyle söyledi. Tok karın mı? Diş hiç yapasın gelmiyor valla. Asıl başka... şu an anne yukarı çıkasın gelmemesi lazım. Çünkü işin yok. Yukarıda o seni bağlayan bir şey yok. Her şeyden dolduram gelen. İki çuval götürem yem çuvallarına. Şeyden darı tarlasından. He kenardan. Baban tersi dağıttırdık denildi. Oradaki ters yıllamış. Buradaki günlük atılan bir ters. Şimdi cıvık su olacak. Yani ot büyüyecek. Oradaki bir senelik falan var. Aynen dağıtılan yerden şey dersek. Ama sen sütleri ver geldi. Ben ilgileniveri koyayım. Ben verim evet. Şimdi malları kattık. Analı kızlı kardelen direksiyonu geçti. Darı tarlasına şey geçeceğiz. Ne geçeceğiz? Kız toprak ters toprak. Geçeceğiz. Karışık birlikte. Kız yavaş dur. Ben uçacağım. Yavaş gidiyor. Ne bileyim be. Hadi. Vallahi şu çocukların yerinde olmak isterdim. Ben de ne güzel oynuyorlar. Araba olmaydı tabii ki. El arabayla gelecektik. Yine 2-3 turlu yapardım ben bunu el arabayla ne pahalı oluyordu. Hani ben gelin o tarafa doğru mu gideceğim? Aa şuradan döneceksin kenara. Vallahi burada çikinmiş tarla vallahi çikin. Aa bir evleri varmış onun da orada. Evet darı tarlamıza geldik. Neden darı tarlası diyoruz? Çünkü yıllardır hep buraya aynı şekilde standart darı ektiğimiz için. Yani mısır. Bu sene de babam tohumunu almış yakın zamanda. Yine ekilir. İşte önceden burada ters vardı. Ama şimdi eser kalmamış tabii tarlaya dağıtıldığı için. Normalde annem birden götürecekmiş ama ben anlamadığım için arabayı buraya kadar getirdim. Yok mu? Babamış ki tersi taşıyacaksın galiba. Başka çare yok. Geldi mi pişman oldum diyorsun ya. Bizim evet. Orada ne var? Başka nereden getirecektik? Anlamadım. Ters de işe ettim. Hem toprak hem ters diye. İşte. Burada da Halime yengenin büyüleri var. Onların ikisi de bizimki gibi büyümüş. Bakın köpek var ya hemen tel örgünün içinde. Kazlar yavrularını koruyorlar işte bu şekilde. Tarladan geldik. Hava da kararıyor artık. Arabadan indirdik bunları annemle. 3 çuval doldurduk. Gerçi çuval diyorum ama dibine azıcık doldurduk. Nerede bu? Bu. Ne nerede? Ne orada? Damlama yeri mi? He. Orayı kapatmayayım da. Buradan göremedim ben. Aha bak. Turuncu renk çok güzel ya. Vallahi bizim iş. Le. Oldu, 3 çuval kattım. Tekeri anca dolduracak. Kenarlarına bak. Şu böyle doldurunca kalmayacak. Ne yapacağız? Tekrardan mı gideceğiz? Vallahi gidemeyeceğim. Bence de gitmeyelim artık. Buraya sürüldüm. Buradan katar. Terslikten ters geçeceğim azıcık. Bir çuval kaldı değil mi? Onu da şuna katayım. Şu poşette annem birbirler üşümesin diye çakmıştım. Açsan üşürler değil mi geceleri? Ay dur yukarıdan bunu ikimiz boşaltacağız. Tamam. Bu ağır. Toprağı boşalttık. Bunları katmaya geldim. Kedilerimize bakın. Biri Dombili, biri de Chucky. Ne güzel yatmışlar oraya. Herkes girmiş. Bu tavuk kalmış dışarıda. Sen ne bekliyorsun?
Tavuk da olsa akşamın olduğunu biliyor. Gündüzleri sürekli bir hareket halindeler, geziyorlar, eşeleniyorlar. Akşam olunca uykuyla kalıyorlar işte. Yazık, bunun da ayaklarından, bacaklarından et kesilmiş herhalde. Temizlik mi yaptın bugün? Ya bunlar maalesef bizden korkuyorlar ya. Bir bizden korkmayan, sevdiren kedi Minnoş ve Rıfkı. Ama Boğaz'a gelince, Mama'ya gelince hepsi var. Cümbür cemaat. Küreğe 5 lira. Ne? El arabası 500 lira. Bu taraflar kurumuş olduğu için tavuklar tavlandırmış kardeler. Eştikçe alttakileri kurutmuş oluyorlar işte. Az ondan doldurun. Az topraklı derken hallederim onu. Komple bundan yaparsam ya kabıyor da. Doğru. Evet, akşam ezanı da okunuyor. Biz hala aşağılardayız. Videoda aydınlık gözüküyor hava ama normalde daha bir karanlık. Şöyle annem tersini de hazırladı. Artık dediği gibi toprakla da karıştıracak. Ben de tavukların kapısını açık bırakmışım, dış kapıyı, köpekler girmesin diye. Orayı kapatacağım, ondan sonra bugünlük mesai paydos. Çok iyi. Mane'ye bağırsak atmışlar. Tavuk bağırsağı ayağı. Dombil de onu yemeye çalışıyor. Evet, artık bir videonun daha sonuna geldik. Bugünlük de buraya kadardı. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.